Değerli dostlar, sevgili arkadaşlar, burada sizlere kendim yazdığım Kıssadan Hisseler kitabımdan bir hikaye okuyacağım ve sizlerle paylaşacağım. Ülkemizde kitap çok fazla okunmuyor. O zaman siz şöyle arkanıza yaslanın, güzel resimleri izlerken ben sizlerle bu hikayeyi paylaşmış olayım. İzlediğiniz resimler yeğenim Cengiz Aktaş ve oğlum Zafer Aktaş'a aittir. Hikayemize başlıyoruz şimdi değerli dostlar. Güzel dinlemeler. Arkanıza yaslanın, güzel resimleri seyredin ve hikayemizi dinleyin. Ali Bey Denizli'de yaşıyordu. Bir havlu atölyesi vardı. Atölyesinde her türlü havlu üretiyor, yurt içi ve yurt dışına satışlar yapıyordu. Durumu gayet iyiydi. Şükrediyor, işleriyle meşgul oluyordu. Fazla sosyal hayatı yoktu. İşinden evine, evinden işine giderdi. Allah ona hiç zorluk çektirmemişti. İşleriyle iyi ilgilenir, kimsenin işine karışmazdı. İşinden arta kalan zamanı da ailesine ayırır, çok fazla gezip dolaşmazdı. Ali Bey bir akşam yine yorgun argın eve geldi. Haberleri izledi, daha sonra biraz gazete okuyup yatmaya gitti. Gece saat 13 sıralarıydı. Tam uyuyacaktı ki komşu dairede sanki birisi çivi çakar gibi duvara vurmaya başladı. Ali Bey biraz sabretti. Fakat bu ses gitgide artıyor, hiç durmuyordu. Hanımı, sabret, durur birazdan bey dedi. Ama komşu duvara bir şeyle vurmaya devam ediyordu. Ali Bey iyice rahatsız oldu. Kızarak yataktan kalktı, üzerini giyindi, hırslı bir şekilde komşu dairenin kapısının zilini çalmaya başladı. Uzun uzun çalmasına rağmen kapı açılmadı. Tam dönüyordu ki kapı açıldı. Daha kim olduğuna bakmadan Ali Bey söylenmeye başladı. Siz ne biçim insansınız? Gecenin bu saatinde duvara çivi çakılır mı? Ya da çekiçle vurulur mu? Ben sabah erken işe gideceğim. Sizde hiç saygı yok mu diye sayarken baktı ki kapıyı açan tekerlekli sandalyede genç bir bayan. Amca bir dakika beni dinle dedi. Ali Bey üzülmüştü. Çıkışmadan görseydi daha sakin olabilirdi. Genç kız sözüne devam etti. Annem birdenbire düştü, kalkamıyor. Ben bir şey yapamıyorum. Sadece sizden yardım istemek için duvara vurabildim. Kusura bakmayın. Ama annem hala yerde yatıyor. Ben ise hiçbir şey yapamıyorum. Ali Bey, kızım neden 113'yi ya da 155 polis imdatı aramadın ki? Amca, bizim hiç telefonumuz olmadı ki. Bu söz Ali Bey'i yıkmıştı. Hemen 112'yi aradı. Hanımını çağırdı ve eve girdiler. Yerde yatan bayanı kaldırıp oturttular. Kendindeydi fakat kalkamıyordu. Ambulans geldi. Acile kaldırdılar. Şekeri yükselmişti. Onun içindi bu olanlar. Bir saat sonra normal eve döndüler. Her şey iyiydi ama Ali Bey'i bir düşünce almıştı. Ne iş yaptığını sordu kadına. Hatice Hanım, beyim yıllar önce bir trafik kazasında öldü. Kızım ise gördüğünüz gibi sakat kaldı. Ben bir başıma kaldım. Geçinebilmek için birkaç evin temizliğini yapıyorum. Ama ancak kiraya, elektrik ve suya yetişebiliyorum. O yüzden bizim hiç telefonumuz olmadı. Kusura bakmayın, sizi rahatsız ettik. Çok sağ olun. Siz de olmasanız ben ne olacaktım? Kızım bir şey yapamıyor. Çünkü o yürüyemiyor. Ali Beyler konuşup ayrıldılar. Eve gelince Ali Bey hanımına, şu halimize bak. Komşumuzun kim olduğunu, ne halde olduğunu bile bilmiyoruz. Onlar acili arayacak bir telefona sahip değilken biz yatıp mışıl mışıl uyuyoruz. Yazıklar olsun bize dedi. Hanımı da ona çok hak verdi. Sonraki gün Ali Bey bir telefon aldı, yüz kontür yükledi, getirip sandalyedeki kıza verdi. Bu senin. Her ay 100 kontür ben alacağım. Ve sen gerektiği gibi kullanacaksın. Biterse bana diyeceksin. Telefonunun içerisinde kayıtlı dedi. Sandalyedeki kız ama Ali amca dediyse de Ali Bey elini kaldırdı, ses çıkarma dercesine ve ekledi. Annene söyle işten gelince bize uğrasın. Hatice kadın işten gelince kızından bunları duydu. Çok mutlu oldu. Kalktı Ali Beylere gitti. Ali Bey,
Çalıştığın yerlerle konuş. İşini bitir oralarda. En kısa zamanda benim atölyemde, benim yanımda işe başlayacaksın. Sana güzel maaş vereceğim. Bundan sonra sıkıntın asla olmayacak inşallah dedi. İlerleyen günlerde Hatice Hanım Ali Bey'in yanında işe başladı. Sigortası vardı, maaşı güzeldi. Hastane masrafları da artık sigortadandı. Çok mutluydu. Ali Bey'e teşekkür yağdırıyordu. Ali Bey ise asıl ben sizlere teşekkür ederim. Ben sizden sonra çevreme, komşularıma bakmayı öğrendim. Şimdi artık bütün komşularımı tanımaya çalışıyorum. Bana çok büyük bir ders oldu dedi. O günden sonra Ali Bey apartmandaki komşularını tanımaya özen gösterdi. Sonraki hayatı ise hem işinde hem de evinde çok daha mutlu ve güzel geçmeye başladı. Mutluluğu arttı, mutlu ettiklerini görünce daha da mutlu oldu. O günkü cümleyi ise hiç unutamadı. Amca, bizim hiç telefonumuz olmadı ki. Evet değerli dostlar, beni de çok etkileyen bu hikayemi sizlerle paylaştım. Kıssadan Hisseler kitabımızda buna benzer çok daha hikayelerimiz var. Kitabımızı alıp okuyanlar biliyor, almayanlar alıp okuyabilirler. Ben ilerleyen zamanlarda yine böyle güzel resimlerle diğer hikayeleri de sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize güzellikler, sağlık, sıhhat ve güzel bir hayat diliyorum. Her şey ama her şey gönlünüzce olsun. Rabbim istediklerinizin sizin için hayırlı olanlarını sizlere versin. Hayırlı olmayanlarını ise vermesin. Hoşça kalın. Dinlediğiniz için teşekkürler. Halil